Sayın Mütevelli Heyeti Başkanımızın, Mükemmeliyet Merkezi Başkanımızın ve Enstitü Müdürümüzün belirttiği amaçların hayata geçirilmesine katkı koyabilmek ve söz konusu hedefleri hayata geçirebilmek amacıyla yayın faaliyetleri gerçekleştireceğiz enstitü bünyemizde. Bu enstitü bünyesinde yürütülecek yayın faaliyetlerini iki başlık altında aslında şu an itibariyle toparlayabilmek mümkün. Raporlar ve bültenler olarak ikiye ayrılmaktadır. Raporlarımız araştırma ve değerlendirme raporları olarak tasarlanmakta ve dünyada meydana gelen olayları, krizleri, uyuşmazlıkları yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde incelemeyi amaçlamaktadır. Özellikle ülke odaklı analiz raporlarımızda karşılaştırmalı siyaset, günümüzde çok da fazla ön plana çıkan özellikle Arap Baharı ile birlikte demokratikleşme, vatandaşlık, azınlıklar, ekonomi politiği, kimlik, toplumsal ve kültürel meseleler, güvenlik ve dış politika analizlerine de bu raporlar içerisinde yer vermeye çalışacağız. Aslında biz dünyadaki birçok think tank kuruluşlarının web sayfalarına baktık ve çok fazla ön plana çıkan bir yayın faaliyeti olduğunu fark ettik raporların. Türkiye'de de aynı şekilde. Dolayısıyla ben bununla başlamak istedim. Küresel bir bakış açısıyla kaleme alınacak raporlarımız, enstitümüz misyonu çerçevesinde Yakın Doğu bölgesi odaklı, Yakın Doğu kavramı üzerinden hareket edecektir. Bunu da özellikle vurgulamak isterim. Ayrıca uluslararası anlamda bir kimlikle yola çıkan bir üniversite olarak Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Enstitüsü ile de birlikte bu uluslararasıcılığı taşıyabilmek için raporlar sadece Türkçe olarak değil, aynı zamanda İngilizce dilinde de yayınlanacaktır. Uzun vadede diğer başka dillere de dillerde de yayın yapma hedefi içerisindeyiz. Bir diğer yayın faaliyetimiz ise bültenler olacaktır. Enstitümüz bünyesinde aylık olarak yayınlamayı planladığımız bültenlerde uluslararası ilişkilerdeki güncel konuların analiz edildiği incelemelere ve değerlendirmelere yer vereceğiz. Değerlendirmeler ve incelemelerimiz özellikle disiplinler arası bir yaklaşım ile, bunu da çok fazla kullanıyoruz. Siyaset, ekonomi, kültürel, çevre, bütün bu meselelerin aslında iç içe girdiği bir dünyada yaşamakta olduğumuzun aslında bir göstergesidir bu. Tüm araştırmacılara açık olacak bültenlerimiz ve web sitemizden düzenli olarak da hem uluslararası araştırmacılara hem de tabii ki ulusal araştırmacılara bu duyuru yapılacaktır ve bütün araştırmacılarımıza açık olacaktır.